Yıldız, bu ne oluyor? Ay bilmiyorum. Çağatay neler söyledi öyle? Bundan sonra neler olacak acaba? Ya daha ben burada ne olduğunu anlamadım. Ne bileyim sonra ne olacak? Çekilin bir. Handan ne haber? Handan hanım. Zevzek. Çağatay, ne yaptın sen ya? Delirdin mi? Bana yapılan haksızlığın hesabını Doğan'a sordum. Bu. Bunlar doğru mu? Doğru olmasa bu gösteriyi asla yapmazdım, merak etme. Ya Çağatay, iyi güzel de yani herkesin ortasında Doğan'ı rezil etmen bence çok tehlikeli. Hiçbir şey olmaz. Herkesin Doğan'ın nasıl bir adam olduğunu görmesi lazım. Yalnız içimden bir ses bunun asla burada kalmayacağını söylüyor. Kalmasın Ender. Doğan elinden gelenin ardına koymasın ki Doğan'ın neler yapabileceğini herkes görsün. Okey. Peki şimdi ne yapacağız Ekin? Bilmiyorum. Sen bu olayları bilmiyor muydun? Sen ne biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Yani Çağatay sana hiçbir şey anlatmadı. Bunu söyledim ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Anlatmadı, evet. Neyse, sinirlerim bozuldu benim de. Babam ne yaptı acaba? Eve mi gitti? Hadi gidelim buradan. Herkes sanki bize bakıyormuş gibi geliyor. Peki. Bu herif çalışanların önünde benimle böyle konuşmaya nasıl cesaret edebilir? Benim kim olduğumu bilmiyor musun? Murat, ben sana söyleyeceğimi söyledim. Yapacağın şey belli. Eğer bir hata yaparsan senin de gözünün yaşına bakmam. Tamam. Doğan. Yıldız, sonra konuşsak olur mu lütfen? Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Yapacağım. Ama önce biraz sakinleşmem lazım. Lütfen. Bak, yanlış bir şey söyleyip kırıcı olmak istemiyorum. Bana kırıcı olacağın bir şey yok ki. Asıl benim sana kırılmam lazım. Sakın bana Çağatay deme. Ben bunların doğru olup olmadığını bilmek istiyorum. Yani karın olarak da bunu bilmek benim hakkım. Haklısın. Konuşacağız. Ama önce lütfen sakinleş. Lütfen. Peki. Sen eve git. Ben sonradan geleceğim, tamam? Hayır, hayır. Ben seni bekleyeceğim. Yıldız, lütfen bekleme. Ya Çağatay şimdi sana böyle saldırdı. Sen de ona bir şey yaparsan kavga çıkacak. Ben Çağatay'la kavga edecek falan değilim. Sadece burada durup sakinleşip kafamı dinlemek istiyorum, o kadar. Emin misin? Eminim. Tamam, sakin ol. Gidiyorum ben o zaman. Ne yaptığını zannediyorsun? Bunu bana değil kocana soracaksın Yıldız. Ya sen niye bizimle uğraşıyorsun hala ya? Bıkmadın mı? Yıldız inan bana. Doğan benimle bu kadar uğraşmamış olsa umurumda bile olmazdı. Kocanı tan artık. Seda'nın teyzesini satın almaya kadar gitti. O kadar saplantılı ve hasta ruhlu bir adam. Ben bu dediklerinin hiçbirine inanmıyorum. Aslında inanıyorsun da kabullenmek işine gelmiyor. Bakalım sana evde nasıl bir yalan uyduracak, onu çok merak ediyorum. Parti varmış. Geç mi kaldım? Hayır Cener'cim, tam zamanında geldin. Eyvah, yine ne oldu? Yine ne oldu? Az önce şirkette kartlar yeniden dağıtıldı Cener. Seda'yı ve Çağatay'ın kardeş olma hikayesi tamamen Doğan'ın kurmacasıymış. Nasıl olur ya? Çağatay da bunu az önce herkesin ortasında açıkladı yani böyle. Bayağı bir rezillik. Abla, bu bildiğin savaş ilanı. Evet. Ve biz Güçlü'nün yanında yer alacağız Cener'cim. Biliyorsun Doğan'ın bu saatten sonra imajını düzeltmesi imkansız. Az önce bütün inandırıcılığını kaybetti. Ekin de Çağatay'ın yanında. Al sana ittifak. Hı? Arkadaş, 5 dakikada değişiyor bütün işler. Ben artık takip edemiyorum. Değişim her zaman olur Cener'cim. Mesele değişim değil. Mesele adaptasyon. Allah kahretsin. Bir de bunların sözüne inanıp o salak Seda'yı onca dil döktüm. Her şey yalanmış, öyle mi? Çağatay'ın herkesten akıllı olmasına mı şaşırayım? Bunca zamandır yanlış tarafta olmama mı yanayım? Neye yanayım, neye şaşırayım bilemedim. Handan Hanım, siz şu an sakın bir hamle yapmayın. Bir taraf olmak için
Erkenmiş gibime geliyor. Onu ben de biliyorum. Ama çok da ortada olamayız. Doğan'a kızdıramam. Keşke sıkı bir araştırma yapsaydık. Yaptık. Handan Hanım, yaptık. Ama çok iyi planlamışlar. Onların iyi planlamaları da bize denk geldi.